Merhaba web tekno takipçileri, ilginç ürünler serimizin bu videosunda X-Vibe isimli titreşimli hoparlörü inceleyeceğiz. Bu hoparlör Go Extreme isimli bir firmanın geliştirdiği titreşimli hoparlör diye geçiyor. Mantığı şu şekilde, kendi mottoları da o şekilde. Zaten etrafınızdaki herhangi bir şeyi ses sistemine dönüştürebiliyor. Basit bir çalışma mantığı var. Dilerseniz gelin hep beraber yakından bakalım. Evet arkadaşlar, hızlıca kutu açılışıyla başlayalım isterseniz. Şöyle aldığımız zaman şu şekilde üzeri bantlıydı. Kapağı kaldırıyoruz ve X-Vibe'ın kendisini görüyoruz. Şurada çeşitli özellikleri yazıyor. İşte kullanım şekli falan filan yazıyor. Zaten çok zor bir kullanım şekli yok. Hemen kutusundan çıkartalım kendisini. Kutusunun arkasında nasıl çalıştığına dair çok ufak infografikler vermişler. Hatta burada belirttiğine göre iki tane X-Vibe'ı birbirine bağlayarak daha yüksek ses alabiliyorsunuz. Uyumluluk işte nelerle uyumlu olduğunu yazıyor. Aslında 3.5 mm jack girişi olan her şeyle uyumlu. Burada ne kadar iPod falan filan yazsa da tabii ki de 3.5 mm jack girişi olan her şeyle güzel bir şekilde çalışıyor. Ürün bu şekilde. Kutunun altında bir de Türkçe kullanım kılavuzu var ve birazdan bahsedeceğim yapışkan uçlarının yedeği bulunuyor. Şimdi X-Vibe nedir? Bunu yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Üzerinde bir adet daha X-Vibe takabileceğiniz ya da bu kabloyu takarak şuraya ve bunu da bilgisayarınıza takarak şarj edebileceğiniz bir giriş bulunuyor. Çıkartalım bunu. Şu an şarjda bir işimiz yok. Açma kapama düğmesi ve güç durumunu belirten bir LED ışık bulunuyor. Kablo şu şekilde, bunu telefonumuza bağlıyoruz. X-Vibe'ın hoparlörü de burası arkadaşlar. Tabii bu kadar kısa değil. Bunu şöyle döndüre döndüre uzatabiliyoruz. Şöyle uzatalım. Kullanım kılavuzunda ortalama 40 cm kadar uzayabildiğini belirtiyor. Ayrıca çekiştirmeyin. Sonuçta bu kablolar hassas şeyler. Çekelim. Sanıyorum şu an 40 cm'e ulaştık. Evet, bu kadar uzayabiliyor arkadaşlar. Bunu geriye de toplayabiliyoruz. Aynı şekilde şöyle sardığımız zaman, döndürdüğümüz zaman kablo kendi içinde dolanmaya başlıyor ve kendini toparlıyor. Böylece daha taşınabilir bir hale geliyor. Şimdi nasıl kullanıldığına bakalım isterseniz. Telefonumuzu şöyle getirelim. Açıyoruz bir müzik. Öncelikle şunu bağlayalım. Telefonumuza kulaklık olarak algıladı. Bizim her zamanki dubstep sesimizi açalım. Şimdi şarkı arkada çalıyor. Tabii şuradan da bunu 10 konumuna getirmek lazım aleti aktif etmek için. Şimdi bakın, normalde sadece şu hoparlörden çok az bir ses gelecek. Bu hani hiçbir şekilde ortama sesini vermiyor, müzik dinletmiyor. Ancak siz bunu alıp da mesela en basitinden X-Vibe'ın kendi kutusuna koyarsanız şöyle. Aradaki fark çok bariz bir şekilde belli oluyor. Ses bir anda çok fazla yükseliyor. Tabii X-Vibe'ın mottosu bunu sadece hani böyle kutuya değil, dilerseniz mesela kaskınıza takıyorsunuz, motor kaskınıza. Motor kaskının içine size ses gönderiyor. Ya da kaykayına takanlar var. Kaykaylık kullanım olayını ben anlayamadım. Yine sitesinde kaykayla kullanabilirsiniz diyor. Etrafınızdaki her şeyi bir ses sistemine dönüştürme gibi bir mottoları var adamların. Mesela elimizde şöyle bizim kayıt aletinin su var. Hemen buna deneyelim. Gördüğünüz gibi mesela bunda daha iyi bir sonuç aldık. Her şeye takabiliyorsunuz bunu. Mesela tablete deneyelim. Tablette bile sesi bir nebze olsun yükseltmeyi başardı. Bir de en sevdiğim. Evet, acıkada bir işe yaramadı arkadaşlar. Bir de şunu da deneyelim bakalım. Evet, Raspberry Pi ile de çok uyumlu çalışmıyor. Telefonu takalım. Oo. Telefonda sesi coşturdu. Şimdi hemen bir test yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu sesi ne kadar yükseltiyor diye. Bunu da görmüş olalım. Telefonun ilk önce kendi sesine bakacağım. Ortalama 86 desibel çıktı telefonun sesi. Bir de bizim X-Vibe ile bakalım. Ses yükseliyor mu? Yoksa bize mi sadece yüksekmiş gibi geliyor? Kutu da güzel çıkıyordu. Bunu da denemek istiyorum. Bir de kapağını açalım bakalım. Evet, sayısal olarak deli gibi bir fark olmadı. Ama şunu da belirteyim, aynı zamanda sesi hani mükemmel, böyle 2+1 bir müzik ses sistemi kadar iyi vermiyor tabii ki de. Bu kadar ufacık bir aletten ve bu kadar küçük bir hoparlörden böyle bir şey beklemek bence yanlış olur. Beklentilerinizi de o yönde tutmanızda fayda var tabii ki de. Ama dediğim gibi hani mesela dışarıdasınız ve müziği arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz, şu alttaki tahta masanın üzerinde bile sesi arttırıyor. Şöyle görebileceğiniz ya da duyabileceğiniz gibi. Çok az da teknik verilerine de değinelim. 600 mAh'lik bir pili var içinde ve ortalama
4 saate yakın bize müzik dinletebiliyor X-Wire. Dediğim gibi USB'den şarj oluyor. Dilerseniz uyumlu bir adaptörle de fişten şarj edebilirsiniz bunu. 1 watt'lık bir güç çıkışı var hoparlörün. Dediğim gibi hani bu kadar küçük bir cihazdan çok büyük bir performans beklemek zaten yanlış olur. Bunu da alacak olan arkadaşlar bilincinde olur muhtemelen. Ama şu ana kadar en iyi sonucu sanıyorum tahta masada verdi. Valla adamlar değişik, ilginç bir ürün yapmışlar. Şu alt taraftaki kısım yapışkan çıkabiliyor. Dediğim gibi 3 tane yedek yapışkan ucu da yanında gönderiyorlar. Ayrıca bir kere yapıştırdığınız bitmedi, onu çıkartıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir yanı var. Tam at cebe ya da at çantana, istediğin yere götür ürünlerden birisi olmuş bu. Dilerseniz videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. X-Wire bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.